Şimdi biz sütü halk arasında darbe mesele olarak neyde kullanırız? Temizlik sembolü olarak. Ne deriz ya? Süt gibi tertemiz çocuk deriz değil mi? Ya da bu adam sütten çıkma ak kaşık deriz. O zaman süt neyle örtüşmüş? Temizlikle örtüşmüş. Şimdi bir insan sütü nereden almayı beklemez? Pislikten almayı beklemez. Allah en beklemediğin yerden süt yaratmış. Kanla fışkı arasında. Pisliğin içinden süt yaratıyor Allah. En beklemediğin yerden. Bak ummadık yerden gelir diyor. Ya Rab neden ummadığım yerden veriyorsun? En pisin içinden en temizi yaratıyorum ki pisten bilme diye. Neden zıtlık yaratıyor Allah? Neden zıtlıkta veriyor? Ondan bilme diye. Şimdi bir öğretmen kara tahtaya yazı yazacak olsa hangi renk tebeşir kullanır? Beyazı. O zıtlık birbirini göstersin diye. Allah Azze ve Celle neden zıtlıklar içerisinde veriyor? O pislikten bilme diye veriyor. Allah Allah. Bak şimdi süt. Laboratuvara girsem sütü yapamıyorum. Bu süt nereden geliyor? Kafasını yerden kaldıramayan bir inekten geliyor. Allah Allah. Şimdi bak biz bu sütün testlerini yaza yaza profesör oluyoruz. Şimdi inek şuurlu olsa dese ki ya arkadaş benim sütümün tezini yazan profesör oluyorsa sütü yapanın baş profesör olması lazım. Ne diyeceksin sen bu ineğe? Ya Rab neden bu zıtlık içinde verdin? Onu inekten bilme diye. Aciz elma kurdu. Besinin içinden çıkıyor. Neden? Neden? En aciz, en çok rızıklandırılan oluyor. Neden? Beslenme fiilini ondan bilme diye. Bak neden zıtlıklarla veriyor? Bir şeyi bir şeyden bilme diye. Arının karnında zehirin yanından ne veriyor? Balı veriyor. Neden? Bak bu arıdan bilme diye. Şimdi desen ki ya Mehmet gömleğin çok güzelmiş. Kim dikti? Ya bizim bir ustamız var sağ olsun. Eli yok, ayağı yok, gözü de yok, kulağı da yok. O dikti. Ne dersin? Ya Allah Allah. Gidiyor herhalde yavaş yavaş. Yazık dersin. Ama elsiz, ayaksız böcekten ipek veriyor. Buna ne diyeceksin? Zıtlıklar içerisinde veriyor. Bu imtihanı kaybetme diye bak. Ya elsiz, ayaksız böcekten ipek mi olur? Allah aşkına ya. Biz hep ülfet ve gaflet nazarıyla bakıyoruz. Çıkın şuradan ya, şu tevhid nazarıyla bakın. İhtiyaç penceresinden bakın yani. Nasıl oluyor bunlar? Neden bu zıtlıklar içerisinde veriyor? Ondan bilmeyelim diye. Yani kainatta her şey şiddetli bir şekilde Allah'ın varlık ve birliğini gösteriyor. Peki biz niye göremiyoruz? Unutmayın, şiddeti zuhurundan göremiyoruz. Güneşin ışığının kuvvetinden baksak güneşi göremez hale geliyoruz. Neyden sebep? Şiddeti zuhurundan. Atom sayısınca Allah'ın varlık ve birlik delili varsa ben niye göremiyorum? Niye? Şiddeti zuhurundan. Lütfen şu perdeleri yırtalım. Gaflet perdesini yırtalım. İhtiyaç penceresinden baktık mı? Ayan beyan. Bak bu delillere çok ihtiyacımız varmış. Tahkiki imana bu basamaklardan, bu pencerelerden çıkılıyormuş. İman delilleriyle bilinmesi zorunlu denildiğinde insanın aklına şöyle bir cümle geliyor. Ya arkadaş benim şüphem mi var ki delile ihtiyacım olsun diyor. Ama acaba Kur'an ne diyor bak? Kur'an diyor ki efela yetefekkerun. Hiç tefekkür etmez misiniz? Efela yetezekkerun. Hiç düşünmez misiniz? Efela yahlemun. Ne diyor? Hiç bilmez misiniz? Yani Allah Azze ve Celle cisimleşmiş ayetleri olan kainat kitabına bak diyor. Kelamımdan gelen ayetler olan Kur'an kitabıyla birebir uyuştuğunu göreceksin diyor. Bunu anlamak için neye ihtiyacımız var bizim? Delillere ihtiyacımız var. Hazreti İbrahim'in meselesini bilirsiniz. Geçen günde 2 saat dersini işledik. Orada bir tane ayet var. O ayeti bir hatırlatmak istiyorum. Hani bir zamanlar İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Kime diyor Hazreti İbrahim? Allah Azze ve Celle'ye diyor. Rabbi ona yoksa inanmadın mı İbrahim dedi. İbrahim, hayır inandım. Fakat kalbimin mutmain olması için, yani tam tatmin olup mertebesinin artması için ben bunu istiyorum diyor. Haşa o peygamber, onun o mertebeye ihtiyacı yok. Bizim o mertebeye ihtiyacımız var. Şimdi Hazreti İbrahim ölüleri dirilttiğini göster ya Rab diye neden istiyor? Şüphesi mi var? Haşa. O bir peygamber olur mu şüphesi? Ne yani, Allah'a mı güvenmiyor? Haşa, olur mu öyle şey? Teslimiyeti mi yok? Haşa. O bir teslimiyet kahramanı, neden istiyor? İşte bu asırda bizim gibilere örneklik olsun diye. Bir peygamber bir şehrah açıyor, bir yol açıyor. Ve bizim gibilere bakın, Allah'ı böyle delilleriyle tanımazsanız dünya imtihanının dalgalarıyla baş edemezsiniz diyor. Allah Allah. Ama biz Kur'an'ı böyle bilmeye ihtiyaç duymuyoruz. Rafımızdaki ürünlerin yerini sırasını biliyoruz. İş Kur'an'a gelince ne yapıyoruz biliyor musun? Aman bir Yasin oku bitsin. Ya o Kur'an her satırında, her harfinde hikmet olan ve bu dünyada seni yönlendirip ahireti kazanmana vesile olacak Kur'an bu kadar mı yani? Canın sıkıldığında Yasin çevir, başın sıkıştığında Yasin çevir. Bu kadar mı? Hayır. O zaman bir olay var. Ya biz Hazreti İbrahim'den daha kalbimiz mutmain, haşa. Ya da biz olayın esprisini kaçırmışız arkadaş. Taklidi imanın gafletiyle büyülenmişiz, olayın esprisini kaçırmışız.
Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.